Evet, merhaba dostlar. Astor Enerji'nin halkara sonuçları açıklandı ve beni çok fazla sinirlendirdi. Kendimi haksızlığa uğramış gibi hissediyorum. Aslında tabii ki de kimse benim parama el koymadı ama dağıtım sonucuna baktığım zaman bu sonucu kendime yediremiyorum. Biz bireyseller aylar boyunca Astor Enerji'nin halka arzını beklemiştik ve bizler için, bireyseller için çok güzel bir şirket olduğunu düşünüyorduk. Belki yine olabilir ama dağıtım sonucuna baktığımız zaman dağıtıma göre bireyselleri zerre kadar umursamadığını dağıtım sonucuna göre ben görmüş oldum. Peki ben en çok neye kızdım? Zaten başlıkta da belirttiğim gibi ben bunu kendim bireyseller için bir çelme olarak değerlendiriyorum. Astor Enerji'de biliyorsunuz ek pay vardı. Fakat ek pay dağıtım sonucuna göre bireysellere hiç verilmemiş. Ve bunun sonucunda dağıtım müjdesi ise yurt içi bireyseller için %1,63 olmuş. Bakın normal şartlar altında yine ek pay bireysellere uygun şekilde dağıtılsa %1,63 olsa bir problem yok derim. Çünkü talep çok fazla olduğu için yapacak bir şey yok. Şirkete talep fazla derim ama burada ek paydan bireysellere vermeyerek yüzdelik oranının düşük olması beni çok fazla sinirlendirdi. Peki hızlıca detaylara geçelim. Şimdi Astor tamamen %100 oransal bir halka arzdı. Arz fiyatı 12,5 TL idi ve ek pay dahil halka arzının TL büyüklüğü 2 milyar 625 milyon TL idi. Ve bu halka arzda 175 milyon normal lot artı 35 milyon ek pay olmak üzere totalde 210 milyon lot halka arz edildi. Başarılı bir şekilde tamamlandı. Toplamda halka arza 90 milyar 500 küsür milyon TL'lik bir talep geldi. Ve bu talebin 62,5 milyar TL'si ise yurt içi bireysellere ait talepti. Yani halka arzın büyüklüğü 2 milyar 625 milyon TL iken sadece bireysellerden 62,5 milyar TL'lik bir talep gelmiş. Devasa bir talep yani. 752 bin yurt içi bireysel başvuruda bulunmuş, talep etmiş. 689 bin yurt içi bireysele dağıtım yapılmış. Dağıtım öncesinde ek pay hariç bireysellere lotların %47'sini yani 175 milyonun %47'si 175 çarpı 47 çarpı 10.000 dediğimizde bireysellere 82 milyon 250 bin lot ayrılmıştı. Bu da %47'siydi. Bunun dışında tabi bir de 35 milyon lot ek pay vardı. Peki beklenen neydi? Zaten tüm gruplardan talep yüksek geldiği için her gruba eşit miktarda yani 35 milyonun 47'si yani 16 milyon 450 bin adet lot da yine yurt dışı bireyseller için ek pay dağıtımında yapılmasını adaletli olması açısından bekliyorduk. Fakat ne yazık ki dağıtım sonucuna göre bireysellere ek paydan hiç lot vermemişler. Ve burada dağıtım sonucunu görüyoruz. Bakın burada yurt içi bireysellere dağıtımdan önce planlanan 82 milyon 250 bin adet lot varmış. %47'siymiş. Talep ise burada gördüğünüz gibi bireyseller 5 milyar 5 milyon 955 bin 287 adet lotluk bir talepte bulmuşlar. Bu talebin diğer tüm gruplara göre oranı ise %69'muş. Fakat dağıtım sonucunda yine bireysellere 82 milyon 250 bin adet lot ayrılmışlar. Bakın dağıtım sonucunda bakın dağıtım öncesinde bu oran %47'siymiş. Dağıtım sonucunda ise %39,2 olmuş. Aslında dağıtım sonucunda da ek pay dağıtarak %47 vermesini beklerdik. Daha önce çoğu halka arzda böyle olduğu gibi. Örneğin şirket çalışanları için 5 milyon 250 bin lot ayrılmışken onlar ise 8 milyon 629 bin lotluk bir talepte bulunmuşken onlara dağıtım sonucunda 8 milyon 400 bin lot vermişler. Yani 5 milyon 250 bin lottan onların lot sayısını 8 milyon 400 bin nota çıkarmışlar. %90'ın biraz üzerinde dağıtım sonucu şirket çalışanlar için olmuş. Onlar için harika bir yüzde. Yine yurt içi kurumsallardan burada arz öncesi onlara 70 milyon not ayrılmışken onlara arzdan sonra 93 milyon 100 bin adet not vermişler. Çok güzel bir güzellik yapmışlar, kıyak geçmişler. Yurt dışı kurumsallara bakıyoruz. Yurt dışı kurumsallara dağıtımdan önce 17 milyon 500 bin adet lot ayrılmışken onlara dağıtım sonucunda 26 milyon 250 bin adet lot vermişler. Yine onlara çok güzel bir güzellik yapmışlar. Fakat tek güzellik yapmadıkları grup ise
yurt içi bireyseller olmuş. Aslında ek payı bireysellere verselerdi, yurt içi bireysellere de %47 ek paydan verselerdi, dağıtım oranımız %2 civarında olacaktı. Fakat gördüğümüz gibi vermemişler. Gerçekten bu benim çok canımı sıktı ama yapacak bir şey yok. Elimizden bir şey de gelmiyor. Lütfen beğeni yapmayı ve yorumda bulunmayı unutmayın. Görüşmek üzere.